Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda ümmet kavramıyla alakalı değerlendirmelerde bulunacağız. Ümmet, ırk, millet gibi bu bağlamda kullanılan kelimelerden birisidir. Irk denildiğinde işte aynı soydan gelen kimseler anlaşılıyor. Millet denildiğinde aynı devlet çatısı altında kader birliği yapmış insanlar topluluğu, bu anlaşılıyor bir yönüyle. Ümmet denildiğinde sınırların daha da fevkinde, daha da üstünde, aynı imamın, önderin imamlığın önderliğinde kader birliği yapmış, aynı inancı paylaşan bir topluluk anlaşılıyor. Mesela İslam ümmeti dediğimizde İslam ümmetine Türkler dahil olduğu gibi Araplar da dahildir. Çinliler dahil olduğu gibi Müslüman Çinliler, Müslüman olan diyelim Amerikalılar da dahildir. Dünyanın her tarafındaki bütün Müslümanlar İslam ümmeti şemsiyesi altında bir ve beraber oluyorlar. Demek ki ümmet en üst bir kimliği meydana getiren bir ifade ve tarih boyu Müslümanlar inanç birliği, daha bir takım diğer birliklerin neticesinde kuvvetli bir ümmet şuurunu elde etmişler. Öyle ki Osmanlı bunun en güzel örneklerinden birisi. Farklı milletler Osmanlı bünyesinde bulunmakla beraber, farklı ırklar aynı devlet çatısı altında olmakla beraber, İslam ümmeti olma çatısı altında müştereken hareket edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de ümmetle alakalı hayli ayetler var. Mesela bunlardan birisi Hazreti İbrahim'le alakalı. Deniliyor ki orada ayette, İnne İbrahim'e kâne umme. İbrahim bir ümmet idi. Yani bir fert idi ama tek başına ümmeti tazammun eden bir kimse idi. Onun büyüklüğü, yani bir kimsenin kıymeti, himmeti nispetinde, kimin himmeti, milleti ise o kimse tek başıyla bir millet hükmünde. İbrahim aleyhisselam da gelmiş geçmiş en büyük peygamberlerden. Böyle olunca Hazreti İbrahim tek başına bir ümmet. Kur'an-ı Kerim insanların bir zamanlar bir tek ümmet olduğunu ifade eder. Kânen nâs ummeten vâhide. İnsanlar bir tek ümmet idi. Hazreti Adem zamanı düşünülürse başka ırklar, milletler söz konusu değildi. Hepsi Hazreti Adem'in oğulları olarak aynı birbirine yakın yerlerde yaşayan kimselerdi. Bu manada bakılabilir. İman üzere idiler, böyle diyenler de olmuş. Veya küfür üzere idiler, bu noktada bir ümmet gibiydiler. Ama fahtelafu, zamanla ihtilaf ettiler. Ve bunun neticesinde tarih boyu işte iman, küfür mücadelesi gibi mücadeleler meydana geldi. Allah-u Teala'nın muradı insanların farklı ümmetler olması şeklinde tecelli etmiş. Ve bununla alakalı mesela ayette şöyle geçer. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاهِدًا. Eğer Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Bir tek topluluk yapardı. Mesela melekler. Meleklerin haşa kafir olanı yoktur. Meleklerin hepsi Allah'a tam bir teslimiyet halindedir. Bu haliyle onlar bir tek ümmet gibidir. Allah dilemiş olsa insanlık alemi de böyle olurdu. İnsanlık aleminde kafir olmazdı, nankör olmazdı, zalim olmazdı. Ama tabir yerindeyse Allah-u Teala renkliliği murad etmiş. Ta ki iman eden, inkar eden açığa çıksın. İşte zalim olan, adil olan ortaya çıksın. Kabiliyetlerin tezahürü için Allah insanları serbest bırakmış. Hatta ümmeti Muhammed içinde veya herhangi başka Allah'ın gönderdiği bir din içinde insanlar tek görüşte ittifak etmemişler. Mezhepler ortaya çıkmış ve aynı ayetlerin, nasların yorumu farklı şekillerde tezahür etmiş. Bu Hristiyanlarda da böyle, Yahudilerde de böyle, Müslümanlarda da yine aynı şekilde. Şu anda 1,5 milyarlık İslam alemi tümüyle aynı görüşleri paylaşmaz. Aynı Kur'an'ı okur ama yorumunda farklı farklı mezhepler, farklı farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu bir nevi hangi ümmet daha isabetli olacak, hangi ümmet
Cenab-ı Hakk'ın muradını daha iyi anlayacak. Bir nevi bir yarış gibi. Ve böylece insanlar dine muhatap oluyor, kitaba muhatap oluyor. Bakalım bu yarışta kim önde olacak? Böylece bir imtihan sürecinden, bir kalite yarışı sürecinden insanlar geçmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim ümmeti Muhammed'in ümmeti vasat olduğunu bize anlatır. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Böylece biz sizleri vasat bir ümmet kıldık. Vasat ümmet, orta ümmet anlamında. Tabi orta derken neyin ortası? Bir tarafta ifrat, öbür tarafta tefrit. Ortası ümmeti Muhammed'in gittiği yol. Başka dinlerde zaman içerisinde insanlar ifrat veya tefritte yer almış. Diyelim ki bir kısım insanların evlilikte hiçbir sınır tanımayışı tamamen bir ifrat halidir. Hristiyanların bazı mezheplerinde ruhbanlığın esas alınışı, evliliğin olmayışı, en azından ruhban sınıfı içinde, bu da bir tefrit halidir. İslamiyet'te bunun ortası var. Yani insan hem bu noktada aşırıya gitmeyecek, hem de bütün ruhbanda olmayacak. Böylece bir orta yol İslamiyet'te gösteriliyor. Öte yandan daha diğer hükümlerde İslamiyet işin ortasını almış ve böylece ümmeti Muhammed en azından teorik olarak vasat ümmet vasfını kazanmış. Burada teorik olarak değişim şundandır. Yani acaba bizler Müslümanlar olarak Kur'an'da anlatılan istikameti ne derece koruyabilmişiz? Ne derece tam bir istikametle aşırılıklardan uzak bir şekilde yola devam edebilmişiz? Burası mülahazaya açıktır ve halimize bakıldığında bunu tam uygulayamadığımızda ortadadır. Adeta Kur'an bir vadide, Müslümanların çoğu başka bir vadidedir. Bu işin ayrı bir boyutu. Kur'an-ı Kerim ümmeti Muhammed'in en hayırlı ümmet olduğunu bize anlatıyor ve şöyle bildiriyor. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Sizler insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Te'muruna bil maruf ve tenhevna anil münker. İyiliği emreder, kötülükten de sakındırırsınız. Burada en hayırlı ümmet olmanın özelliği de anlatılıyor. İyiliği emretmek, kötülükten de sakındırmak. Demek ki bir Müslüman bu özellikleri taşırsa o en hayırlı ümmet olma şerefini elde etmiş olur. Belki burada şöyle bir incelik düşünülebilir. Yani tabir yerindeyse Cenab-ı Hak böyle olun manasında mesaj veriyor. Yoksa doğrudan her şeyimizde biz ideal boyutta olsak, irademiz olmadan, bu Allah'tan bir cebri, bir zorlamayı ifade etmiş olurdu. İnsanlar kendi iradeleriyle değil de doğrudan Allah'ın programıyla en hayırlı bir ümmet haline gelirdi. Ama Allah bunu bize bırakmış. Teoriyi Kur'an-ı Kerim'de var. Haydi bakalım göreyim sizi. Teorik olarak en hayırlı ümmet olma şerefi size verildi. Bakalım bunu fiilen gösterebilecek misiniz? Ve bunun gerçekten fiilen gösterildiği çok muhteşem günler olmuştur. Ama fiilen gösterilemediği, teoride kaldığı dönemlerde söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ümmetler yarışından söz edildiğini görürüz. Mesela şöyle denilir. Tilke ümmetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Ve bu ayet iki defa tekrar edilir Bakara suresinde. Onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların yaptıkları kendilerine, sizin yaptığınızda yine kendinize. Yani bizden önce çok ümmetler geldi geçti. Onlar tarihe mal oldular. Artıları var, eksileri var. Onların yaptıkları kendilerine. Ama şu anda tarih sahnesinde biz varız. Böyle olunca acaba biz ne yapacağız? Allah-u Teala tabiri caizse bunu görmek istiyor. Gerçi bizim ne yapacağımızı Allah bilir. Ama bunu bize bırakmış. İnsanlar kendi iradeleriyle en hayırlı ümmet olmak için bir gayret içinde olmalı. Fert olarak elbette şu anda İslam toplumu içinde çok kıymetli fertler var. Ama toplum ne derece bu kıymetli fertlerden meydana getirilirse toplam kalite artacaktır. Ve
gerçekten o insanların sayısının artmasıyla İslam toplumu diğer topluluklara, diğer ümmetlere numune olacak, en güzel ahlakı kendilerinde göstermiş olacaklardır. Cenab-ı Hak bu noktada hepimizi muvaffak eylesin.